Öyle yaş farkı olunca kabul etmiyorlar, kıskanıyorlar birbirlerini. Bir tane kızgınlık yumurtası yapmış yeniden yavru yapmak için arkadaşlar. Bu sefer de bir tanesi anneye, bir tanesi babaya benzedi. Sürekli yeni yemiyor, onları tekrardan içinden de her an bir şey çıkacak gibi temkinli duruyor arkadaş. Verdiği yemleri falan yiyor. Evet, Duman yine araya girdi. Bizim çıtırdan kendisine yeni bir tane eş bulmuş. Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuşlarımızın güncel durumlarına bakacağız. Şu an için her şey güzel gidiyor. Anne ve babaları güzel bir şekilde besliyor yavru kuşlarımızı. Onlara bakmadan önce sizleri yeni kuşumuzla tanıştırmak istiyorum. Bu kuşumuzu pazartesi günü getirdim arkadaşlar. Antalya'dan Enes Bey'in kuşu. Kendisi bana mail atmıştı kuşunu sahiplendirmek için. Ben de Antalya'da olduğu için olumlu dönüş yaptım. Bunu çok küçük yaşlarda almış ve alıştırmaya çalışmış aylarca. Ama sonuç alamamış. Kendisi bir tane eş almış kuşuna. Bunu erkek zannediyormuş. Tabii o da aldığı kuş da dişi olunca yavru da yapmamışlar. Alıştıramayınca bana sahiplendirmek istedi. Bir de kuşumuzun yeme ile ilgili sorunu var. Sadece dallarıyla kuş krekeri yiyor. Kuşumuz yemini de yemiyor. Yani böyle alışmış sanırım. Küçüklükten itibaren alıştığı için ya da farklı travmalar da yaşamış olabilir öncesinde. Enes Bey'den öncesinde. Sadece kreker tüketiyor. Bakın yeminde bile hiç kabuk yok. Kesinlikle tüketmiyor. Belki benim kuşları görünce düzelir diye düşündük. Bakalım süreç ne gösterecek. Bizim kuşlara gelecek olursak da arkadaşlar her şey güzel gidiyor. Yavrulardan bazıları yem kırmayı öğrendiler. Bazıları anneleri beslemeye devam ediyor yuvalarda. Yaş farkı olduğu için. Lady ve Limon'da iki tane yavrumuz dışarıya çıkmışlar. Lady de Limon'un kafasını kaşıyor. Pikachu her zamanki gibi çok sevdiği yerde duruyor. Pikachu genelde burada durur. Burada durmayı çok seviyor kendisi. Bakın nasıl saldırıyor. Çok sinirli bir kuş. Pikachu'nun da yavruları yem kırmaya başladı bazıları. Bir tanesi de hatta yerde yem kırmaya çalışıyor. Kanarya yemi koymuştum kırması için. Yavru kuşlar kanarya yemini çok basit kırıyorlar. Genelde ilk öğrenme aşamasında kanarya yemi kullanıyorum ya da dalları. İkisi de işe yarıyor. Sizler de kullanabilirsiniz kuşlarınız için. Bakın yavru kuşumuz yavaş yavaş alıyor yem tanelerini ve kırmaya çalışıyor. Yani şu saatten sonra artık kendi başına yaşayabilir kuşumuz. Elizabeth'e gelecek olursak da Elizabeth'in yavruları aynı kendisi gibi çok hareketli. Erkenden çıkmaya başladılar yuva kutusundan. 4 tanesi şu anda yem kırmaya çalışıyor. Bir tanesi Elizabeth'e benzeyen yavrumuz da tünekte duruyor. Bunlar eş zamanlı olarak yumurtadan çıktıkları için hepsi benzer boydalar. Eş zamanlı olarak yem kırmayı öğrenmeye başladılar. Sadece iki tanesi biraz naz yapıyor arkadaşlar. Bu iki kuşumuz mavi ve beyazlardan bir tanesi. Biraz annelerinin beslemesi yönünde ısrarcı. Ama beslemeye devam ediyorlar. Yaşları gelse de yem kırmayı öğrenseler de anneleri bakmaya devam ediyor. Elizabeth'in de bir derdi var tabii ki. Hemen yuvanın içine atladı. Bir tane kızgınlık yumurtası yapmış yeniden yavru yapmak için arkadaşlar. Hemen altına çekti yumurtayı. Ama tabii izin veremeyiz. Üst üste kuluçkaya yattıkları zaman biraz sıkıntı oluyor sağlıkları açısından. O yumurtayı alacağım bugün. Zaten iki tanesini almıştım. Önceden de yapmıştı. Yavru kuşlarımıza biraz da dışarıda bakalım. Daha yakından. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden güzel ve hepsinin de farklı farklı özellikleri var arkadaşlar. Hem karakter olarak hem de desen renk olarak çok güzel yavruları oldu Elizabeth'in. Zaten genetik olarak her zaman güzel yavruları oluyordu. Pascal'ın da aynı şekilde. Bizim bir önceki kuluçkada çıkan kuşlarımız kardeşlerini dövmeye çalışıyor. Çok sinirlendiler. Çimen ve Buz hemen cama çıktı.
Ice de arkadan bakıyor. Böyle yaş farkı olunca kabul etmiyorlar, kıskanıyorlar birbirlerini. O yüzden aynı kafese koyamıyoruz. Şimdi bu kafesteki kuşları diğerine aktaracağım ben. Bu bütün yeni çıkan kuşlarımızı da cam kafese koyacağım. Bu da babasına benzeyen yavrusu, Elizabeth'in. Aynı babası gibi sarı ve yeşil tonlarında oldu. Bu da çok güzel bir kuş. Renk olarak canlı görünüyor ve merak etti bizim diğer kuşları. Cam kafese girmeye çalışıyor yavru kuşumuz. Abileri de onu uzaklaştırmaya çalışıyor. Pascal, aşağıdaki kuşları da merak etti. Bakın şu an çıksalar ısırmaya çalışacaklar. Bu da en küçük kardeşleri. Renk olarak diğerlerinden biraz farklı oldu. Koyu mavi ve gri tonlarında arkadaşlar. Hafif de kilo bakımından diğerlerine göre biraz daha iri duruyor. Ve çok güzel bir kuş. En azından yani diğer kuşlarımız arasında hiç böyle kuşumuz olmamıştı. Renk olarak eşsiz olacak oda içerisinde. Diğerlerinden ayırt etmek de kolay olacak. Bu biraz şeye benziyor, çimene benziyor. Pascal'ın yavrularından çimen var ya, o da şu an camda bakıyor zaten sağ tarafta. Bu biraz ona benzedi. Genetik akrabalığı da var zaten. Pascal ile Elizabeth'i aynı yerden almıştım. Bu da aynı annesi gibi meraklı çıktı. Hemen incelemeye başladı odanın içerisini. Karakter olarak biraz oyuncu olacak. Ve yavru kuşlarımızı yuvalarına geri koyalım. Elizabeth de sabırsızlıkla bekliyor. Yumurtayı da alalım da yatmasın kuruçkaya. Çünkü yumurta olduğu zaman yavruları da dövmeye başlıyorlar. Yavrular ısrar edince yani beslemesi konusunda sinirleniyor anne babası. Yumurta görürseniz alın mutlaka yuvalıklardan. Biraz da Lady'nin yavrularına bakalım. Lady'nin yavruları konusunda aslında çok bir sürpriz yok arkadaşlar. Zaten her yıl yeşil tonlarında oluyordu. Bu yıl biraz yeşil rengine sarılıklar da kattık. Bakın kanat kısımları sarı oldu. Baba değişikliği yaptığımız için afacanlayken genelde çil oluyordu kanatları, yeşil oluyordu her tarafları. Bu yıl biraz daha farklı oldu. Daha fosforlu bir renkleri var babaları gibi. Hem anneden almışlar hem de babadan. Kanatlardaki benekler anne tarafından geliyor. Vücutlarındaki yeşiller ise ve sarılar babalarından aldılar. Yani karışık bir renk türü elde ettik ve gerçekten de güzel görünüyor hepsi. Çok canlı renkleri var kuşlarımızın. Şu bir tanesi var ya ortada duran, o annesine benzedi yine. Bu da babasına benzeyen küçük yavrumuz. En son çıkmıştı. Oldukça güzel baktı Lady ve Limon. Onlarda da sıkıntı yaşamadık. Bakın bu aynı bizim 500'lerle 600'lere benziyor renk olarak. Kardeşlerinin aynısı oldu. Bir tanesi çekti diyebilirim annelerine. Diğerleri babaya çekti. Onları da yerlerine koyalım. Limon bayağı bir tedirgin oldu yavrularına dokunduğumuz için. Biraz da Pikachu'nun yavrularına bakalım. Pikachu'nun da yine Lady ile akrabalığı olduğu için arkadaşlar, Pikachu'nun eşi Lady'nin yavrusu oluyor. O yüzden yine bu kuşumuzda da yeşil tonlarında yavrular oluyor genelde. Ve çok ilginç bir şekilde bir tanesi de Lady'ye benziyor her zaman. Şimdi daha yakından göstereceğim. Yavrulardan bir tanesi de yuva kutusunda kaldı. Onu da getirdim. Bakın 3 tanesi yine Lady'nin yavrularında olduğu gibi fosforlu yeşil ama kanatlarında şey yok, sarılık yok. Tamamen Lady tarafından aldılar genetiklerini. 3 tanesi ona benziyor. Yine bir tanesi de Lady'ye benziyor aynı. Anneannesine benziyor. Ama o sarı olan kuşumuzun ayaklarında biraz güçsüzlük var arkadaşlar.
B vitamini eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Zaten yarın veterinere de götüreceğim kuşumuzu. Bakalım ne çıkacak. İnşallah toparlayabiliriz. Bugüne kadar çok güzeldi. Yürüyebiliyordu kafes içinde. Yuvadan falan kendisi çıkabiliyordu. Birkaç gündür ayaklarında güçsüzlük var. Şu an için B vitamini veriyorum. Eğer veteriner de tabii tespit edebilirse durumu, ek takviyelerle devam edeceğiz. Kuşumuzu kurtarmaya çalışacağız. Çok da sevimli bir kuştu renk olarak hem de karakter olarak. Uysal bir muhabbet kuşu. Onun için çok büyük bir şanssızlık oldu gerçekten. İnşallah düzelecek durumu. Biraz da sultan papağanlarımıza bakalım. Onlar da bugünlerde kızgınlık yumurtası yapmaya çalışıyor. Çapkın sürekli yumurta yapıyor. Zaten şu anda da bakın popo kısmı şiş. Kanatları biraz düşük duruyor. Ama ben alıyorum yatmaması için. Zaten 45-50 gündür kuluçkada yatıyor. Çok zayıfladı yavrulara bakmaktan. Bu da Duman. Duman da oldukça sessiz görünüyor bugün. Bir de onların yavrularına bakalım. Yavrular kuşlarımız gibi sessiz değiller. Çok ürkekler. Yanlarına yaklaştığım zaman hemen ısırmaya çalışıyorlar beni. Biraz babalarına benzemiş. Babaları daha çok kuluçkada yattığı için onu örnek almışlar. Normalde anneleri baksaydı arkadaşlar birkaç tanesi alışkın oluyordu yavrulardan. Bir tanesi Peral türünde oldu. Aynı annesinin desenlerine benziyor. Sadece biraz rengi açık arkadaşlar. Çok sevimli bir yavru. Diğeri de baba tarafına benzedi bunlarda da. Her zaman genelde iki tanesi anneye benziyor, iki tanesi babaya benziyordu. Bu sefer de bir tanesi anneye, bir tanesi babaya benzedi. Ama karakter olarak tamamen babaya benzemişler. Bir de kuş sayımız çok fazla. 6-7 tane sultan papağanımız var kafeste. Bunun etkisi de var tabii ki yabani olmalarında. Alıştırmak için tek tek bakmamız gerekiyor. Tek olduğu zaman yani diğerini görmediği zaman biraz daha uysal oluyor. Kuşlarımızı kafeslerine koyalım geriye. Yuvayı da çıkaracağım. Zaten atlamaya başladı yavrular. Ve Çapkın hemen yavrularını görünce yaklaştı yanımıza. Duman da geldi babaları. Onlar da tedirgin oluyor. Her canlıda olduğu gibi yavrularına dokunulduğu zaman tedirgin oluyorlar. Annelik ve babalık içgüdüsüyle korumaya çalışıyorlar yavrularını. Grey olan kuşumuz babasından mama istiyor. Bizim Çapkın'da yine genelde yumurta yapacağı zamanlarda bu davranışı yapıyor. Böyle başını yere yaklaştırarak ileri geri gidiyor arkadaşlar. Tekrardan yuva yapmak istiyor. Şu kuşumuz benekli olan var ya yuvaya çıkan sağ taraftaki. O da yine şu benekli kuşumuz gibi her tarafında benek vardı. Erkek olduğu için 6. 7. aydan sonra bakın tüy değişimi yaşadı ve sırtındaki benekler azaldı. Peral türlerinde böyle oluyor. Erkeklerde biraz daha az oluyor benekler. Ve yuva kutusunu çıkaracağım. Tatlıyı da tüneye çıkaralım. Yumurta yapıp duruyorlar. Bağışıklıkları da zayıflayacak kuşlarımızın. O yüzden çıkarma kararı aldım. Zaten yavrular da kendisini kurtardı. Bakın o üstteki iki yavru yeni yavrular tırmanmayı öğrendiler. Anne babalarının peşinden giderek mama istiyorlar onlardan. Diğer kuşlarımız da onları seyrediyor. Meraklı meraklı. Eskiye göre daha değerli toplu. Kilosu çok iyi oranda. Tüyleri de çok güzelleşti. Sadece ayağındaki sıkıntı devam ediyor kalıcı olarak. Ama çok cana yakın ve oyuncu bir papağan. Onu da yukarıya çıkaralım. Yukarıda oynamayı çok seviyor. Oradaki oyuncaklarla oynuyor genelde. Salma kafesimiz de yine her zamanki gibi oldukça sakin görünüyor. Şimdi kuluçka bitince eş kuşlarımızı da bu kafese aktaracağız ve diğer cam kafesteki kuşları da aktaracağız.
Yani kuşlarımızın rahat ettiği son günler. Çok rahat kullanıyorlardı salma kafesi. Ama kiloları da toparlandı bu süreçte. Özellikle de beşikler çok zayıftı. 32 gram falan geliyordu bu kuşlarımız. Bu 50-55 günlük süreçte kuş sayısı az olduğu için kilo artışı da yaşandı kuşlarımızda. Ve afacan dışarı çıkmak istiyor. Biraz da pastele bakalım. Pastel de bugünlerde sürekli yem kusmaya başladı. Yem kuleleri yapıyor kusarak. Sürekli yeni yem yiyor. Onları tekrardan kafesin tabanına kusuyor arkadaşlar. Oyuncağına kusuyor. Yavru besleme içgüdüsüyle böyle bir alışkanlık başladı tekrardan. Biraz pasteli de çıkaralım dışarıya. O da diğer kuşlarla oynasın. Ama tabii her zamanki gibi zorlanıyoruz pasteli çıkarma konusunda. Pastel de iyi durumda. Keyif oldukça yerinde. Sadece çıtırı istiyor. Çıtırla yuva yapmak istiyor. Onların da kafesine yuvalık takacağız. Mevcut yavruları ayırdıktan sonra. Bakın benim çimen ve buzda çıkmak istiyor ama arada cam var. Onları da çıkaracağım. Çok sevimli kuşlar. Cana yakın kuşlar. Hemen açar açmaz atlıyorlar elime. Bu hemen elime geldi. Çimen de çıkmak istiyor da geç kaldı. Onu da çıkaralım. Kuşlar arasında kavga başladı. Çimen çıtır bizim diğer kuşları dövmeye çalışıyor. Ve çimen de geldi elime. Bunun rengi falan çok güzel oldu. Kilosu da toparlanınca müthiş bir kuş oldu. Renk bakımından erkek bir muhabbet kuşu. Bu kuşumuzun da muhtemelen yavruları çok güzel olur arkadaşlar ileride. Ve çıtırla pastel cam kafesi terk ettiler. İyi anlaşıyorlar. Aralarındaki kavgalar son günlerde azaldı. Sadece çıtırın bir özelliği var. Çıtır diğer kuşlarla da konuşmaya çalışıyor. Yani sadece pastelle değil, diğer kuşları da alternatif olarak tutuyor yuva yapmak için. Bazen pastelle takılıyor, bazen diğer kuşlarla takılıyor. Ama yuvalık taktığımız zaman o sorun da bitecek. Diğer kuşları görmeyince Pascal da etrafa bakınıyor. Oyun oynayacak sanırım. Salma kafesin çatısına çıktı. Ve biraz da müfettişe bakalım. Müfettiş de bu süreçte bayağı bir sıkıntıya girdi salmadığımız için. Onu en sona bıraktım. Çünkü gözetim altında tutmak gerekiyor. Bazen kuşlara saldırabiliyor arkadaşlar. Onu da çıkaralım. Biraz o da oynasın dışarıda. Hem şeyi de gösterelim çapkını. Yuvayı çıkardık ya. Özlem gidersinler çapkınla. Müfettiş heyecanlandı kapıyı açınca. Dumanda tedirgin oldu tabii ki. Çapkının yanına gidecek diye. Müfettiş garip bir şekilde ilk defa gitmiyor çapkının yanına. Etrafa bakınıyor. Sanırım yuva kutusunu arıyor arkadaşlar. Yuva kutusunu çıkardık ya biraz önce. Genelde her zaman açtığımızda direkt yuva kutusunun önüne gidiyordu. Çapkın içeride diye ona yem kusmaya çalışıyordu. Bugün kafası karıştı müfettişin. Yuva kutusunu görmeyince bakın bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkın şaşkın etrafa bakınıyor. Kutu nereye kayboldu diye telaşlandı. Bir gösterelim bakalım kutuyu ne yapacak. Gerçekten onu mu merak etmiş? Evet, tam da tahmin ettiğim gibi yuva kutusunu merak etmiş müfettiş. Önüne doğru tutunca hemen içine bakmaya çalışıyor. Biraz da ürkek tabii ki. İçinden de her an bir şey çıkacak gibi temkinli duruyor arkadaşlar. Her zaman duman kovalamaya çalışırdı ya, gaga atarak. Şöyle göz ucuyla bir baktı yuvanın içerisine.
Sonra da karanlıktan korktu ve hemen kaçtı. Yuvadan ümidini kesince tekrardan çapkını buldu. Çapkına yem kusmaya çalışıyor ama duman mani oluyor bu duruma. Bakın çapkında kuluçkada olmadığı zamanlarda müfettişle iyi geçiniyor. Verdiği yemleri falan yiyor. Evet, duman yine araya girdi. İkilinin yem alışverişini önledi. Ama müfettiş tabii inatçı bir kuş. Tekrardan denemek istiyor. Çapkın da kabul ediyor verdiği yemleri. Ama duman yine araya girdi. Müfettişin hızına yetişemiyor kesinlikle. Müfettiş daha hızlı. Biraz çevik bir kuş. Eşi uyarıyor çapkını, bakın. Ayaklarına gaga atarak onunla konuşamazsın diyor duman. Çapkın ısrar ediyor konuşmakta. Ama bu sefer eşi uyarınca müfettişe gaga atmaya çalıştı. Bizim çıtır da kendisine yeni bir tane eş bulmuş. Pastelden sonra. Bir de bununla konuşmaya başladı. Zaten Afacan'la konuşuyordu. Pastel'le konuşuyordu. Bir de bu yavru kuşlarımızdan, birkaçının yavrularından bir tanesi. Şu an 7-8 aylık civarına geldi sanırım. Büyüdü kuşlarımız. Yok, bu Pikachu'nun yavrusu değil sanırım. Bu beşizlerin erkek olanı. Aynı olunca renkleri karıştırıyorum ben de. Onunla flört etmeye başladı. Pasteli görünce pastelin yanına gidiyor. Onu görünce ona gidiyor. Afacan'ı görünce Afacan'ın yanına gidiyor. Kısacası ne yaptığı belli değil. Çıtır'ın. Elizabeth'in yuvasını istiyor. O da yumurta yapacak tabii, o da kız içtiği için. O da haklı. Ve son olarak Umut ve kardeşiyle kapanışımızı yapalım. Bildiğiniz gibi Cesur'u kaybetmiştik arkadaşlar. Cesur'u kaybettikten sonra Umut'un yanına diğer kardeşini koymuştum. İkisi güzel bir şekilde engelli kafesimizde yaşamaya devam ediyorlar. Tamamen adapte oldular kafese. Hiçbir sıkıntı yaşamadan inip çıkıyorlar. Yemlerini yiyorlar. Sadece tüye girdiler şu sıralarda. Biraz tüy dökümü yaşıyorlar. Onlara da B vitamini veriyorum genelde. Erken atlatmaları için. Bugün sizlerle kuşların son durumlarını paylaşmaya çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.